Buda'nın bize verdiği yaşam öğretileri var. Hani almayı bilirsek tabii. 2018 yılında Kaz Dağları'nda yol yapımı için sökülmüş bir ağaçtır İda. Evet. 1000 yaşından büyük olduğu bize söylendi. Biz bir daha test ettirmedik. Yani hareket gövdesinden belli, kocaman, çok şey yaşamış. Biz o ağacı aldık. 2018 Kasım ayında toprağımıza koyduk. Bir kocaman 4-5 tonluk bir kütük gibi düşünün. Öyle geldi. Kök yok, dal yok, ince kök yok, ince dal yok, hiçbir şey yok. Bir blok, Tibet kutusu gibi bir odun parçası gibi düşünün. Ama bunu şuradan şuraya kadar kocaman 4-5 tonluk kamyon arkasında geldi. Biz onu Kasım'da toprağımıza koyduk ve her gün heyecanla bekliyoruz. Tutar mı? Buraları sever mi? Buranın havasını sever mi? Toprağımızı sever mi? Ve zeytin döngüsünden dedim ya, kendime göre isimlendirdiğim evreleri var. Bahar geldi, uyanış evresi başladı. Ki her zaman söylüyorum, uyanış bir eylemdir. Uyanış evresinde neredeyse şu küçük tırnağımın dörtte biri kadar o kocaman gövdeden ilk filizi patlattı. Ve sonra üstünde bir taç yaptı. Şimdi bu ağaca bakınca ilk geldiği günden itibaren bize verdiği bir enerji var ağacın. Bir hürmet enerjisi var. Yani yanından kim geçse şöyle ceketini iliklemek istersin ya. Öyle bir enerji yayıyor. Ya da bir tevazusu var, bir bilgeliği var. Bir ne gördün, ne yaşadın, nerelerden geçtin, yanına kimler geldi gitti, yer değiştirdin, geldin, hayatta mücadele veriyorsun, ayakta kalmaya çalışıyorsun ve derken tekrar yaşamayı seçiyorsun ve hani o mücadelede hayata kalmayı seçiyorsun. Bu büyük mesajlardı. O yüzden İda'nın verdiği bu hani hayatta kalma, tevazu, yeniden başlama gücü, sanatın gücü ve kadınların el emeği.